Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Doruk'la beraber yine Avrupa Şampiyonası'nda bir başka programda karşınızdayız. Artık Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek final karşılaşmalarına geçiş yapacağız. Son 16 turunu geride bıraktık bugünkü maçlarla beraber. Yani e, bir önceki güne kıyasla Doruk gerçekten yani senin şu kıyıntı lafının hakkını çok böyle kelimesi harfi harfine verdiği bir günü geride bıraktık. o kadar spektaküler iki maçın ardından ne yazık ki dün oynanan karşılaşmalar biraz canımızdan bezdirdi. Ee, ama tabii ki onu konuşmaya başlamadan önce şöyle bir bayide ne durumdayız, ne yapmışız, ne olmuş ona bakalım. Ne durumdasın? Teşekkürler. Ben 2'de 0 yaptım. Ee, Doruk İngiltere'yi bildi. Böylelikle beni geçmiş oldu. Bir değil mi fark? Bir yani çok fazla bir fark yok yani. Zaten ya bir öndeyim falan. ya da beraberiz bu son 10 gündür da, böyle gidiyor. Ben yani doğru ben hiç öne geçmedim değil mi? Ya beraberiydik ya ben öne geçtim. E, tabloya da bakalım hemen. Doğru söylüyorsun. Görelim. İşte 50-50. Evet. Durumlar, şu an için durum bu. Durumlar bunlar. O zaman hemen menümüzü görelim. Menümüzü az önce de söylediğim gibi içimizi kıyan bir maçla İsveç Ukrayna maçıyla kıyıntıyla başlayacağız. Ardından ana yemeğimizi İngiltere Almanya karşılaşmasını konuşacağız ki o ana yemek ama o da çok böyle doyurucu, çok acayip keyifli, bize müthiş bir futbol zevki yaşatan bir maç değildi ne yazık ki. Ama biz kıyıntımızla başlayalım. İsveç Ukrayna maçı. Yani İsveç'in aslında kazanacağını düşündüğümüz bir karşılaşmaydı bizim her ikimizin de zaten az önce Bayide de gördüğünüz gibi ama öyle olmadı çok fazla direkten dönen pozisyon vardı 3 direk ee, var ve direklerin maçı oldu birazcık Emil Forsberg'in yıldızlaştığı aslında İsveç adına bir karşılaşma oldu diğer tarafta Ukrayna geçen taraf oldu tur atlayan taraf oldu belki ama e, Doruk günün sonunda yani bu maça ne konuşacağız neresinden konuşacağız diye bakacak olduğumda elinde hiçbir şey yok İyiydi sen anlatıyordun aslında. <laughs> ben hiç bozmasaydım. Ee, çok kötü maçtı. Yani, Hemen istatistikleri e, görelim o zaman onun yani. Üzerinden bir <laughs> onun üzerinden biraz değerlendirelim. <laughs> Cidden çok kötü maçtı ya Seyhan. Yani Normal bu arada öyle bir günden sonra böyle bir düşüş. Çok yükseldik. Her yükselişin bir düşüşü olacak ya yani. Hangi maç olursa olsun zaten yaklaşamazdı o güne ama yine de bu kadar da kötü olmasaydı be Doruk. Yani bu maç çok kötü oldu. İngiltere-Almanya maçı biraz beklendiği gibiydi bence de. İsveç-Ukrayna maçının e, cidden tempo olarak herkesin beraberliği fit olması uzun süre. E, işte o direkler o şeyi kırdı. Üst üste bir buçuk dakika içinde iki direk oldu Karşılıklı direk olması aynen öyle. Aynen orada bir e, KG durumu oldu. ya Karşılıklı direk olayı oldu. O da bütün <laughs> şeyi böldü. Kafa gitti. E, bütün <laughs> tempoyu böldü. Ya, maç hakkında <laughs> ne diyebiliriz? Yani Shevchenko bu turnuvada ilk defa bir üçlü savunma denedi burada. E, karşılığını aldı e, kadroda. 3 tane stoperle ilk defa başladı. Hem İshak Kulusevski'yi durdurmak adına böyle bir hamle yaptı. Duruk olabilir. hep şeyi konuşuyoruz ya hani üçlü savunmaların ne kadar damga vurduğu bir turnuva olduğunu konuşuyoruz ya bütün programlarımızda hı hı. bizi sürekli takip eden izleyicilerimiz zaten farkındadır. Hani o yüzden mi bu denemeler başladı İşte dün de benzerini gördük malum Dediye Döşan'la konuştuk hatta. E benzer bir konuyu o, o çerçevede değerlendirecek olursan sence bunun etkisi var mı ya yani Şevçen konumda bu üçlü savunma oynayan takımların e, galibiyet yüzdesini falan gözden geçirerek sence ortaya çıkarmış olduğu bir tablo olabilir mi bu yoksa şu anda çok e, hayali bir şey mi söylüyorum ya Didier döşanın neden üçlü oynadığını bilmiyorum <laughs> açıkçası e, yani zorunda gibiydi ama zorunda da değildi. Dün de konuştuk ya yani yarım saat oynadı vazgeçti zaten. E, onu bir yere koyarsak ya bugün İngiltere'nin de Alt metni var neden oynadığının. Ee, Ukrayna'nın da işte şöyle olabilir yani iki santraforu, İsveç'in iki santraforunu daha pasifize etmek olabilir. İsveç'in oynanan baskısını, e, baskısından daha rahat çıkmak olabilir. Ya da biliyorsun İsveç'in merkezinde iki oyuncu var. Belki kendi orta saha merkezini çoklayarak, çoğaltarak evet. orada bir e, ele almak istemiş olabilir orta sahayı gibi gibi durumlar var. Çünkü mesela geliyor 11, Forsberg de sürekli 10 numara gibi oynadığı için orayı kalabalıklaştırmak istemiş olabilir o İshak, Forsberg ve Kulusevski üçlüsünü. Şevçenko ama sonuçta bir yenilik yaptı. Yani özellikle bir stoperi 18 yaşında, bir stoperi 25 yaşında oraya daha tecrübeli merkeze bir koyarak biraz da takımın savunma direncini arttırdı. Kağıt üzerinde tuttu yani sonuçta. Yarmolenko'yu forvet atması, en garibi tabii Malinovski'nin olmaması. Bir önceki maçta da e, muhtemelen 45 olması lazım. Devrede almıştı Malinovski'yi. Evet doğru. E, grubun son maçında. Ama genel turnuva performansına bakarsak İsveç'in e, bütün turnuvada oynadığı futbolla tura geçmesi, yani geçen taraf olmasını isterim. Hak ettiğini düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Daha fazla hak eden, daha fazla arbasan taraf İsveç'ti yani oynadığı oyunla beraber. Ya kesinlikle hem toplu oyunu... Ama oyuna... artık alıştık herhalde biraz sürprizlere. Evet de burada ya Ukrayna turnuvanın genelinde ne verdi diye bakıyorum. Ya Hollanda maçının bir bölümü sadece. Ya Makedonya e, takımı zaten turnuvanın en güçsüz takımlarından biriydi. Onları yendiler. Avusturya maçı mesela ciddi anlamda hiçbir şey yapmadılar ya ilk yarı falan. Çok kötü oynadı ilk yarı Avusturya maçında. İkinci yarıda kaleye gidemediler. Pozisyon bulamamışlardı. İsveç'ten ama bir şeyler görmüştük ya İspanya'mızda işte mesela savunmayı görmüştük Slovakya ikinci yarısında topluyucumu görmüştük yani daha derli toplu bir takımdı e, İsveç takımı ama ne olursa olsun ya burada buraya çok zor bir gruptan geldiler bence kend, Ukrayna kendi e, düzeyine göre yani Portekiz e, Sırbistan ki Sırbistan cidden iyi kadro yani burada olmamaları çok enteresan e, pardon o iki takıma takımın olduğu grupta mağlubiyet almadan gelmişti e, Şevçenko'nun takımı iki beraberlik sadece dışarıdaki Portekiz'e Sırbistan beraberliğiyle gelmişti eksi averajla gruptan çıkıp çeyrek yaptılar. İşte bu turnuva her, her şeye, gebe. Gebe. <laughs> Harbiden her şeye gebe ya Galiba bu maçla ilgili en çok konuşmamız gereken kişi Zinchenko olacak. Zinchenko Hı -hı. bugün bir gol, bile, <laughs> bir, bir gol bir de asistle oynadı. Gerçekten maçın yıldızı oldu zaten sergilediği performansla beraber. Ee, şu anda da sayıları üzerinden bir yorum yapalım. Yani en efektif tarafı zaten Ukrayna'nın Zinchenko'ydu Doruk. Ki bugün e, sol kanat beki gibi oynadı. Yani sol bek evet. sahte bek oynadığına alışkın City'de. E, bugün üçlü savunmanın sol kanat bekindeydi. Daha önce onu sol içte görmüştük turnuvada. Burada tabii bir gol bir asist e, ortaya, ön plana çıkıyor ama hem 7 sahip stopu var hem 4'te top kapması var. Turnuvanın en fazla top kapan oyuncusu Zinchenko. Yani ciddi bir e, savunma katkısı var e, Ukrayna adına. Zaten bu son 16'da sol bekler yani de Sol kanat beki çok iyi top oynadı. Lukşov mesela 19 yansında epey iyi ben top oynamıştı. Ben kesinlikle çok beğendim Lukşov'u bugün. Ama ilk golle Yarmolenko'nun asisti muazzamdı gerçekten ya. Sol, aya sol dışla yaptığı asist. Onu da... Yarmolenko zaten bu turnuvada değerini en fazla katlayan isimlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani transfer yapmasını da bekliyorum ben. Sen bekliyor musun? şöyle e, 20'ye almış olmaları lazım. 20 milyon aldı West Ham ama oynat. Bu sene evet, David Moyes hiç oynamadı. Sakatlık da yaşadı ama oynamadı. Geçen sezon zaten ikinci yarısında Bowen transferiyle biraz işin içinden çıkmış Yarmolenko. Ya yani onun performansı bence onun kadar West Ham'ı da memnun ediyordur. Çünkü galiba ellerinden çıkarmak isteyeceklerdir en kötü zarar etmeden. E, yani 20'ye bilmiyorum alıcı bulurlar mı ama en azından aldıkları paraya Yarmolenko'yu verirlerse onlar adına bayağı iyi olur. O zaman geçelim ana yemeğimize. İngiltere-Almanya maçına. Ee, orada daha fazla konuşacak şey var kuşkusuz ki. Kıyıntımızı şöyle bir geçtikten sonra, üzerine konuştuktan sonra. Şimdi aslında ben İngiltere'de Southgate'in hem bu dördüncü karşılaşması Wembley'de oynadığı yani seyirci etkisinin pozitif değil de negatif olarak etkilediğini düşünüyordum. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Bu sebeple de bugün de yanlış kararlar vereceğini ve ardından da açıkçası eleneceğini düşünüyordum yani. Kaldı ki 11 tercihini gördükten sonra da İngiltere'nin hani biraz daha böyle benzer fikre destekledi yani zaten 11'i. Ama geçen turu geçen taraf İngiltere oldu. Tabii şimdi burada konuşmamız gereken şey Portekiz Fransa'dan sonra Almanya'nın da ölüm grubundan ee, ölerek çıkmış olması. Macarlara yazık olmuş. Yani evet gerçekten maçı. de öyle. Ee, yani hem Macarlara, hem Marco Rossi'ye çok yazık olmuş. ya O gruptan çıkmayı hak ediyorlardı. Özellikle bugünkü Almanya'yı da görünce. Ee, ama 11'e şöyle katılmam çok beklediğim bir 11'e çok beklediğim bir maç oldu ya Seyhan. Yani öyle tempo olarak da öyle. Yani kenardaki isimlere baktığımda hani ben işte Amazing Mount'u işte Phil Foden'ı, Grealish'i mesela e, beklerdim yine 11'de. Hani bu, onları görmeyince çok haklısın. Böyle bir dedim ki tamam yine Southgate tarihte bir 11 çıkarmış dedim ya, yani. Bütün uçakları garajda tutuyordu. Evet. Yani 11'i görünce böyle bir gerçek var yani. Rashford vesaire hepsini sayarsak Dominic Caldwell'ı Dominic kadroya Caldwell dahil etmedi. Mesela ki Kane bir yere sakatlanır gibi oldu. Ee, hani onun yerine bir numaralı alternatif gibi gözüküyordu. Ya da Rashford'u koyabilirdi. Ama zaten biliyorsun Tunov öncesi dedi ki ben 6 tane de 6 bek seçme şansım olsa 6 bekle gelirdim buraya. İşte 7 ise 7. Bu trend olayında hı hı. bu konu konuşulmuştu. Zaten bugün 1, 2, 3 tanesini gördük sahada. Yani Saka da istese oynayabilir. Evet. Ee, ama İngiltere bunu yani Southgate bunu söyledi. Yani daha doğrusu söylemedi de gösterdi. İngiltere turnuvanın başından beri savunma Odaklı bir futbol oynuyor. Ki kaldı ki gol yemiyor İngiltere. Yani gol yemeyen tek, gol takım. yemeyen tek takım şu anda. Ve şöyle bir bakıldığında Pickford'un performansı müthiş diyebiliriz. Yani bunu direkt onunla da bağlantılandırabilir Bağlantılandırmak ne Bağlayabiliriz. İşte görüyorsun bu hazırlık artı. E evet. Euro performansları. Burada Portekiz maçını izledikten sonra Almanya karşı zaten üçlü çıkması çok normal. Yani özellikle mesela Gosens'a bir tane şans tanıdılar. Bir tane vuramadığı kafa var o doğru eşleşmeyi kurmak için yani 3 stoper artı 2 bekle başlaması. Trippier orada iyi iş yaptı diyebilir miyiz? Ya yani hem Trippier hem Walker orada. Evet. Maguire çok iyi top oynadı. bir de şey bağlantıları var mesela. Stones Walker beraber oynuyorlar. O, öbür tarafta ve Meguiar beraber yani oynuyorlar. bugün ya iki bek aslında ya tabii ki daha fazla çıkan, daha fazla hücuma katkı veren e, ve hani gelişte girdikten sonra uçan Hı -hı. müthiş bir kanat oldu orası ama Trippier de sonuçta Go noktasında yapması gereken her şeyi yaptı. Bu da bir gerçek. E, Luke Show özelinde şunu söyleyebilirim. İkinci yarıyı United'da çok iyi geçirdi. Evet. Yani galiba en e, United'daki en verimi dönemiydi bu sezon ikinci yeri. E, özellikle hücum sahasında e, çok efektifti. Dün de Pogba iyi oynadı. Bugün show. <laughs> tabii hemen akıllara bir e, Mourinho geldi biliyorsun. de acayip. Zaten Mourinho yine Show'la ilgili evet. E, çok fazla konuşuyor. Ee, ama dediğim gibi kadro ve e, oynanan oyun çok e, garip değil. Ya yani, bu İngiltere takımı açıkçası yani mesela Declan Rice ve Phillips'i düşünürsen çok garip değil. Çünkü e, muhtemelen doğru eşleşmek istedi. E, şey Southgate ve Kaya versin çok fazla geriye gelip top aldığını gördük. Oralarda da Rice'la ve Phillips'le eşleşmek gibi bir kafasında bir plan vardı. Bunu da yaptılar. Yani çok net pozisyonlar vermediler. Werner'in pozisyonu dışında. Evet. E, bunu sağlamadılar. E, ve, bir Werner bir de Havertz'in hatta işte Pickford'un çıkardığı şutu var değil mi? Benim aklımda kalan evet onlar yani, var. Havertz'in şutu var. O da üzerine geliyor ama İkinci o kadar yarıda, anlık evet. ki e, o reaksiyonu. Evet. E, çok iyi kurtarıştı. Ee, zaten şey gözüyle bak bakıyor galiba. Hani ben tutayım. Ya bu turnuvayı böyle kazanırım. Önce savunarak kazanırım. Ki çekim maçında e, belki hatırlarsın. Üçlü gibi çıktılar ama dörtlü oynadılar diye evet. konuşmuştuk. Orada da sürekli ya Rice geldi beklerin yanına. Ya Philips geldi oyun kurarken ya Volker geldi. Bunun provasını da yaptılar. Ee, şey ilginç mesela ilk üçlü savunma denemesi Southgate'in yine bir Almanya maçıydı. 2017 yılında bir hazırlık maçında bunu denedi. Şimdi kendisinin değil ama Löw'ün son maçında yine bir üçlü oynayarak Almanya'yı dize getirdiler. Löw'ün son maçı konusunda birazdan konuşmak istiyorum. Yani biraz daha hansiflik e şöyle bir parantez aç açarak ama İngiltere tarafında Sterling yani bu şu ana kadar 4 gol attı. İskoçya maçı zaten golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Sterling dört golün üçünde tabelayı 3 yapan taraf oldu yani. Ve Kane de uzun zaman sonra artık ikinci ülke eleştirilen Tim Morata, e, Timo Werner Kane eleştirilen isimler biliyorsun. Ama Mbappe hiçbir şey yok değil mi? <laughs> yani, de Morata'yı yerden yere vuruyorlar ama Mbappe sıfır gol kimse ya kimse demeyeyim de bu elenene kadar morata ya. kadar eleştirilmiyor. O da eleştir. Ama tabii ki yani, ben de doğru. Ben azılı bir Morata savunucusu oldum. Ama orada ya bu biraz bu. şeyden de kaynaklı. Yani Luis Enrique'nin te tercihlerinden dolayı da bence e yapılan eleştiriler yani ortaya çıkıyor. Çünkü Mbappe sonuçta kötü bir sezon mu geçirdi? Kötü sezon geçirmedi. Yok ama ee, Morata iyi bir sezon mu geçirdi? Yani ortalama kötü evet sonu iyi değildi. İyi, i̇yi başladı. başladı. Ama şunu demek istiyorum. Ruiz yani genel olarak zaten hani iyi o da mesela kadroya almamıştı. Onu da konuştuk Hı -hı. Ki yani. O noktada hani gol yollarında çok daha farklı bir şeyler yapabilecekken bazı şeylerde ısrar ediyor olması işte şey demesi mesela Morata oynayacak artı 10 kişi oynayacak falan şeklinde açıklamalar yapması bence bunun biraz tetikleyicisiydi yani. Çok fazla spotlar Morata'nın üzerine dönmüştü. Ya gerçi diğer taraftan Timo Werner'in çok uzun süredir bir gol tamamı bitirememe durumu söz konusu sen de biliyorsun ki. Ben de şey gibi, hakeza. Çok o Ben, de, şey gibi ben de nefessiz konuştum yani. <laughs> hayır hayır. Morata yani konu Morata değil de spotlar aslında <laughs> güzel söyleyin spotlar Morata o kadar döndü ki Enrique'de de o spotları biraz kendi üzerine almak zorunda hissettiği için o kadar Onlar kısa durdu gibi. Ee, neyse konuya dönelim. Sterling'e dönelim. İşi çözdü yine Sterling. Ee, son programda konuşmuştuk. Umuyorum sayıyı yanlış hatırlamıyorumdur. Son 21 maç 20'ye yakın bir gol katkısı var galiba İngiltere'nin takımında. En son öyle bir şeydi. Zaten bu sistemde de biraz şeye kalıyorsun galiba. İşte çalım, bireysel yetenek, şut. Hani Çünkü İngiltere'ye gidip orada oturup yerleşip boğmuyor rakibi. Öyle bir durum pek yaşanmadı. Ki sterling ginter eşleşmesi de güzel duruyordu İngiltere evet. için. Yani güzel bir eşleşmeydi ama enteresan şekilde Rudiger'in tarafından çözdüler bunu. Yani Rudiger'i e geçti bir pozisyonda, şova verdi. Rudiger sonra takibi bıraktı Sterling'i ee, ve golü yaptılar. Ee, tabii ki bunun e, gelmedi, bu golün gelmeden önceki asıl olay da Girilish'in oyuna girmesi. Abi, çok inanılmaz. Girilish oyuna giriyor mesela. Girdi ve her şeyi değiştiriyor. Game bir changer yani. Gösterdi, oyunu değiştiren adam. Bir yerde gösterdi sadece kamera girilişi, şeyde e, böyle dururken orada bile muhtemelen stada verdiler. Herkes bir an alkışlamaya başladı. E, Turnuva'nın en popüler oyuncusu muhtemelen şu an Jack Grealish. Kesinlikle öyle. Zaten girdiği anda her şeyi de değiştiriyor. Neden bu kadar popüler olduğunu da zaten hep bir şekilde gösteriyor bence Grealish. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bir dakika devam edelim. Çünkü e, süremizi idareli kullanalım istiyorum. O zaman şunu ee, demeden Almanya'ya geçmeyelim. Ama, Almanya geçeceğiz gibi hissediyorum değil mi? Yok. <laughs> Heyer hey, Kane'in ilk dakika. yeri. <laughs> tamam e geçelim pardon. Geçeyim diyecektim ama sen lütfen notunu söyle ondan sonra görelim. Yok aslında Kane'in ne Görelim. Okey geldi zaten. <laughs> Şimdi İskoçya maçında 16 kez topla buluşmuş. 3'ü rakip ceza sahasında. Hırvatistan maçında 15 kez biri rakip ceza sahasında. Çekya'da 20 kez buluşmuş. 3'ü rakip ceza sahasında. Almanya maçında rakip ceza sahasında topla buluşamadı Hakeyn. Ama golünü kaydetti. Ama e, mesela bakarsak e, yani İngiltere maçlarında zaten çok 9 numaraların topla buluştuğuna şahit olmuyoruz. Yani Hırvatistan maçında... Rebic'in ilk kere topla buluşması ve RCS'si aşağı yukarı Kane'in aynıydı. Şik'in yine aynıydı. bugün Werner'in bakmadım ama çok hani efektif olduğunu söylemiyoruz. O biraz zaten maç o kadar kapalı bir hale geldi ki bir yerden sonra. 17 miymiş topla buluşması? Hayır hayır. Şey mi süre mi? Ben de ne bileyim Werner deyince kulağına geldi sandım ya. Okey iyiyim. Ya öyle olsa söylerdim. <laughs> Dur. Ya i̇lk yarıları verdik mesela. ikinci yarılarda da İngiltere'nin zaten çok verimli Aynen. olduğunu söyleyemeyiz ki. Mesela Almanya maçı iki şut. Ya bu arada açıklayalım yani şimdi böyle bir durumdan sonra süreyle e, ilgili olarak doğru kaç dakika geride kaldığını söylemeye çalışıyordum ama kendisi sağ olsun. Ve o kadar <laughs> o konsantreyim ki. Kadar, <laughs> RCS, RCS bir inanılmaz bir şekilde kanalize olmuş. Başka hiçbir şey görmedi gözü. Evet. Ee, bir dakikada böyleydik. 18 <laughs> oldu bu arada şeyi söyleyecektim. Bak ikinci yarı Almanya maçı İngiltere iki şut atmış. iki golü var. E, Çekya maçı ikinci yarı şutu yok. Evet. İskoçlar ve Hırvatlardan daha fazla şut girişiminde bulunmadılar. Yani herhangi bir rakibinden daha fazla şut atmadan oynadı İngiltere. Zaten bu turnuvayı kazanacaklarsa savunarak kazanacaklar ve bana çok makul geliyor bu kadro. Yani Philips, Rice, bu stoperler elde, elde böyle bekler var ve gittiğinde bitirebileceğin oyuncuların var. Sterling Kane gibi ya da kenardan işte game changer'ların Gırla var. Ee, bu sıkıcı futbolu bana çok makul geliyor ee, kendisinin. <laughs> o zaman, o zaman Almanya'ya geçelim şimdi. Almanya cephesinde tabii kim? Löw'ün tercihleri turnuvaya damga vurduğu zaman zaman. Ee, kim yeri geldi iyi vurdu, geri verdi, geri geldi kötü vurdu. E, bugün için... istediğini alamadığı Joachim Löw ve son maçıydı. Artık Hansi Flick devralacak bu takımı. Muhtemelen Hansi Flick kenarda şöyle düşünmüştür yani. Ya ben şu anda bu takımın başında olsam, ben aşağıda olsam şu anda e bençte ben olsam çok daha farklı şeyler yapardım ve bu maçları alırdım diyordur diye düşünüyorum İçinden bunu geçiriyordur diye düşünüyorum yani mesela ilk değiştireceği şey Hansi Flick'in sence ne olurdu bugünkü Almanya oyununda yani Hansi Flick'in ilk değiştireceği şey ne olurdu ee, ya aynı formasyonla oynar mı emin değilim muhtemelen bir belki dört dörtlü bir savunmaya döner diye düşünüyorum Bayern de genelde böyle oynadığı için ee, ama muhtemelen daha hızlı bir şeyleri değiştirirdi Hansi Flick. Yani hemen değiştirmese de maç içinde daha hızlı bir şeyleri değiştirebilirdi. Çünkü iki şey dikkatimi çekti Macaristan ve bu maç e, özelinde. İşte Almanlar eleniyor. Seyhan, 70. dakika gol yiyorlar ve e, Löw, Ginter, Hummels ve e, Rüdiger üçlüsünü uzun süre bozmuyor. 85'e kadar bozmuyor. Üç stoperle oynuyor. Ve biliyorsun Goretzka'nın bir golüyle çözülüyor maç orada. Şans normalde elendiler aslında. E bugüne bakıyorsun daha da geçiyorlar golü. 75 gibi bir şeyde geldi Sterling'in golü. Yine bekliyor 12-13 dakika. Ya Gnabry oyuna girdi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Gnabry Emre... çok hafif saymıyorum. Çünkü o, yani Werner Gnabry zaten normale dönüş. Evet ama sonuçta girdiği zaman bir etkisi oldu mu Gnabry'nin? Bence olmadı yani. Ee, bilmiyorum Sen yani yok oyun içinde yok. Çok fazla bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Emre oyuna girdi. Emre hani nispeten. İşte mesela ona geleceğim. Emrecan yani stoperden eksildiğinde Emrecan'ı koyuyor sahaya. Değişik değil mi? Mesela Kevin Volant en iyi sezonunu geçirdi kariyerindeki. En yüksek gol sayısını attı. Bir forvet atması yani Emre Emrecan'ı fizikli ceza sahasına atayım diyorsan hani Humensi, Macaristan maçı gibi de yollayabilirsin. Kesinlikle adam bildiği var yani burada şey yapmıyoruz ama garip geldi bana açıkçası Sonra sana girdi 87'de çok geç bence Sonra Musial'a Cemal girdi 91'de girdi yani Zaten <laughs> ne, maçı 2-0 evet. Golü yedin mesela evet, hemen ama... bunu çok görüyoruz mesela 3'te oynayan takımlarda Golü yedin hemen reaksiyon veriyorsun bir stoperi alıyorsun ve bir hücumcu bir orta saha koyuyorsun Löv beklerken zaten maç bitti ki Evet ya. işte o çok garip 91'de neden mesela Cemal'ı oynalıyorsun alıyorsun? Yani tam olarak Southgate'in yapması gereken değişiklik süreden yemek için. Evet. Yani çok garipti bence. Ona gelene kadar 85'te yaptığı değişiklikler de bana değiş yani garip geldi. Ama Macaristan maçı da aynı şeyi yapmıştı. Tabi ee, tabii konu şeye geliyor yani bir çok da hani sosyal medyada falan da döndü ya muhabbet. Bir mesutsuzluk, bir yaratıcı, bir on numarasızlık. Tabi ee, tabii iki senedir oynuyorlar ya. Yani. 2-3 senedir galiba bu düzenle oynuyor. Üçlü savunma ile oynuyor Almanya'da. Bence değişmesi gerektiğinin zaten sinyalleri var çok fazla Almanya'da. Orada da işte zaten e, özellikle işte Toni Kroos muhabbeti var işte. Toni Kroos'un Toni Kroos'un da artık e, Almanya Milli takımına veda edecek olması. Müller performansını e, konuşalım istersen ayrıca. Bu arada Joachim Löw'le neler yaptığını şu anda görüyoruz Almanya'nın. E, bu sezon artık Euro 2020'de son 16 aşamasında elenmiş oldu ki 2018 Dünya Kupası'nda grupta elenmişlerdi. Ya, Artık düşüş... 2016'da gitmeli diyen var. Evet. E, 2018'den sonra zaten e, gitmeliydi O zaman Ki o zamanki mesela almamış olması çok eleştirilmişti. Sen de biliyorsun ki evet. hatta Sané'yle la laneti diye çok fazla konuşmuştuk. Hı hı. E, bu takımın yani evet belki de çıkarır alttan yine bir jenerasyon. Yani dediğim gibi Löw'de yani yarısı eski yarısı yeni bir takımla oynuyor aslında Almanya. Ve milli takımları oturtmak biraz daha zor ya kulüplerden. E, ama... Alt jenerasyondan bir on numara gelir mi bilmiyorum. Yani U21'lerde hiç fena değiller. Son dönemde iki tane U21 kazandılar. Ama bir on numara gelmese bile Mesut gibi e, on numarasız da başarılı olabileceğini al, gösteren Alman menajerler var. Yürgen yani Klopp gibi mesela. E, belki onlar da farklı bir çözüm bulabilirler e, bu durumda. Evet artık şu Sancho konusu da bu arada biliyorsunuz. Ne zaman İngiltere maçı oynansa bir Jadon Sancho konusu söz konusu oluyor. Bununla ilgili artık Haaland bile e, bir paylaşım yaptı artık Sancho'yu oyuna alma zamanı şeklinde bir paylaşımı oldu. Tam da bu noktada izleyicilerimize şu soruyu sormak istiyoruz biz. Ya hangi oyuncuyu daha fazla sahada görmek isterdiniz sorusunu sormak istiyoruz. Orşiç mi ki Orşiç de gerçekten inanılmaz damga vurdu girdiği Kısa dakikadan sonra. Ejedin Sancho, Thiago Alcantara ve Federico Chiesa. Bu dörtlüden hangisini daha fazla sahada <laughs> görmek isterdiniz? Twitter'da da şu anda girip Sports Türkiye Twitter hesabından oylamamıza katılabilirsiniz. Çünkü sizlerin de görüşünü merak ediyorum. E, ediyoruz tabii ki. Sen hangisini daha çok izlemek isterdin? Ben sana bir soru soracağım. Soruna soruyla cevap vereceğim. Peki. E, yani bu dönemde genelde şöyle olmuyor mu? ya yani Bazıları turnuvadan erken tatile çıkıyor. Hı hı. Bazıları transfer yapıyor. E mesela 2014 Dünya Kupası'nı hatırla. İspanya, elendi. erken çıktı tatile. Ama James Rodriguez o arada... İspanya'ya gidecek doğru. topu oynuyordu. Şimdi Jadon Sancho için yaklaşık 100 milyon eurolar konuşuluyor. E, ama Jadon Sancho sahada bile değil. Mesela hatırlıyor musun böyle bu kadar yüksek meblalarla transfer yapan Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası döneminde bir oyuncunun şampiyona da oynamaması. Milli takımda süre almaması. E, genelde şampiyonayla yaparsın bu transferi. Hep olmasa da genelde yaparsın yani. Doğru. E, zaten Sancho diyeceğim de ben böyle bir soruyla cevabını vereyim. Sancho diyeceğim de. Yok şu anda aklıma gelmiyor. Çok doğru bir yere parmak bastım bence. Yani çok katılıyorum bu noktana. Ya, o Herkes değişik. zaten bu yüzden daha fazla yani muhtemelen kazanan tarafta Sancho olacak diye tahmin ediyorum yani. Tabii ya mesela Kane içinde konuşuluyor paralar. Kane oynuyor atıyorum. Eee tabii Sancho'nun nereye entegre olabileceği de çok büyük soru işareti. Orası çok kalabalık yani ama ben Sancho'yu çok tabii daha fazla izlemek isterdim. Evet, peki o zaman şöyle bir bakıldığında kulüplerden alınan gol katkısına yani artık son 16 turunu geride bıraktık. genel çerçevede şimdiye kadar hangi kulüpten daha fazla gol katkısı alındı diye Manchester City ve Juventus'tan 12'şer gol katkısı geldi. Orada oynayan isimlerden Real Madrid 11, Atalanta 10, Leipzig 10 ve Inter 8 şeklinde şu anda kulüplere göre gol katkısı dağılımı. Bir de liglere göreye bakalım. Bu da yine ekranlarınızda getirdiğimiz bir şeydi. Liglere göre ise Serie A ve Premier League 45 oldu. Ya Bugün malum işte, e, işte Stirling'lerin vesairelerin attığı gollerle beraber, Zinchenko'nun attığı zaten gollerle City beraber kurtardı. artık City'de yakaladı Serie A'yı. Serie A zaten damga vuruyor diye konuşuyoruz. Bu Nesliga 43, La Liga 24 ve Orayı Fransa Lig 1'de... bir hata olmuş. 9 aslında Lig 1. 19 Fransa değil, Lig 1'de 9. 9 gol sadece. Yani 19 Lig 1 için çok. Evet öyle bir şey yok yani. <laughs> Peki biz son 16 turunun da en iyi 11'ini yaptık sizler için. Gruplar aşamasının da en iyi 11'ini yapmıştık. Bakalım bize katılacak mısınız? Petkovic zaten müthiş bir iş başardı. Dolayısıyla teknik direktörümüz Petkovic oldu. Ee, İsviçre malum. Çeyrek finale yükseldi. Somer olacak karede. Somer hatta yani en iyi oyuncu bile olabilir. E, bekte bugünkü performansıyla Zinchenko'yu koyduk. Sabe'ye Aspiri Kueto'yu koyduk. Maguire vermalen ikilisi stoperde. Önlerinde Holej, Jaka, ve Pogba var. İleriye baktığımız zaman da Raheem Sterling, Seferovic ve Dolberg üçlüsünü böyle bir 11'le size sunduk. Ben Pogba'yı bir daha izleyemeyeceğim için ve ben de Emil Forsberg'i yani. bundan sonra izleyemeyeceğim için gerçekten biraz mutluyum. Ben en çok Pogba'ya üzülüyorum galiba. Ya bence buranın Pogba ya en Pogba'yı ancak çünkü en iyisi Pogba milli takım performanslarında böyle iyi görebiliyoruz yoksa göremiyoruz. Evet yani bu 16'da, bonus diyorum. 16, bu 11'den bence en iyi aklımda beni en çok büyüleyen oyuncu Paul Pogba'ydı. Peki günün enlerine bakalım. Bugün kimler öne çıktı? Oynanan iki karşılaşmada. Şimdi tabii ki günün takımı İngiltere oldu. Günün futbolcusu sergili performansı Zinchenko oldu ve günün teknik direktörü de Sauter oldu. Her ne kadar buna böyle <laughs> çok istemeden yaklaşmış olsam da Sauter. Evet. Ama oldu. şeye katılıyorum. Yani sonuçta doğru formasyonla Almanya'yı, Almanya'nın en önemli silahını etkisizleştirdi. O yüzden hakkını teslim edelim ya hocanın. i̇zlerken sıkılmış olabiliriz ama dediğim gibi turnuva yani çok da umurunda değildir. Southgate'in nasıl bir futbol oynattığı. Aynı fikirdeyim. O zaman hemen çeyrek eşleşmelerini görelim zira artık... Heyecanlandım yani hemen deyince. Artık çeyrek eşleşmelerimiz tamamıyla belli. İsveç İspanya ile, Belçika İtalya ile, Çekya Danimarka ile ve Ukrayna'da da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Oldukça enteresan maçlar oynanacak. Şimdi e, tabii ki ilk çeyrek final dünel... E, günüyle ilgili olarak bizim de tahminlerimiz var ama önce Doruk'tan bir hızlıca dört maç için tahmin istiyorum. Belçika e, şaşırtmazsa İtalya'nın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum ben ama çok e, kafa kafaya bir maç bekliyorum Evet Belçika oradan. elerken yani çok iyi bir şekilde elemedi dolayısıyla ben de İtalya'yı orada daha önde görüyorum. Ya, Belçika yani FIFA'da birinci sırada ama birinci sıradaymış gibi bir top oynamıyor henüz yani bence. Ee, İtalya'nın da en net ilk ciddi sınavı olacak. Tabi ee, tabii biraz günlük performanslar önemli. Ne olacağı hakkında net bir şey söylemeyiz ama ben İtalya önde görüyorum. İsviçre, İspanya'da İspanya da önde görüyorum çünkü çok geliştirdiler oyunu. Aynen öyle. Ee, ciddi anlamda geliştirdiler. İki maçı Savunma sizde beş gol attılar da. zaten. Evet yani biri Slovakya'da olsa sonuçta Hırvatistan'a 3 e, gol atmaları çok o kısa sürede çok önemli. Bence en keyifli Çekya Danimarka maçı olacak. Evet e, Vallahi valla bu takımlara bakınca yani şu gümbür gümbür top oynayan Danimarka var ki Belçika maçını da koyuyorum. Hani oynadığı bütün maçlarda rakibi abluk altına alan Danimarka tüm maçlarında. Ya yani İspanya da hep orada oynuyor tabii ki oyunu. İspanya da hissettiriyor onu ama İsveç İngiltere olsaydı bir İsveç sürprizim olabilirdi. Ama Ukrayna'yı İngiltere'nin açabileceğini düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman devam edelim ve çeyrek finallerle ilgili tahminlerimizi görelim. Bakalım e ee, ilk günle alakalı olarak neler düşünüyoruz? İsviçre, İspanya ki az önce Ben söyledim. O hakkımı e, sana bırakıyorum. Ya ben İspanya ve İtalya Ben de söyledim. Zaten ikimiz de bu konuda aynı fikirdeyiz. Bu arada ben az önce İsveç demiş olabilirim. Bunun için de özür dileyim. Eee gayri ihtiyar olmuş. İspanya ve İtalya diyoruz ikimiz de. Bakalım. Tutacak mı? Neyse yanarsak da beraber yanacağız. Evet, <laughs> şu an öyle bir durum var. Yani ya ikimiz de batacağız ya ikimiz de çıkacağız. O zaman iki günlük bir ara var şimdi Avrupa Şampiyonası'nda iki günlük aranın ardından biz tabii ki maçın hemen ardından Doruk'la beraber yine şampiyonluğu konuşmak, çeyrek finalleri değerlendirmeye başlamak üzere yine burada olacağız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.